senin paraya değişmeyeceğin senin için bir tutku olması lazım. İşte Galatasaray evet, kariyerinin sonuna gelmişsin. Ben de onu söylüyorum. Gerçi o paraya da ihtiyacı yok. Biraz da bakın günümüzde kurumsal yapı diyoruz. Kurumsal şirketlerin yapılarına bakın. Artık kurumsal şirketlerin yapılarında şu var. Tamamıyla kamuya faydalı işler, doğaya faydalı işler ön plana çıktı ya. İş sadece para değil. Eğer biz sosyolojik olarak bir arada yaşamayı beceremiyorsak benim istediğim kadar param olsun. Benim çevremdeki insanlarla aynı telden çalmıyorsam o parayı ben zaten harcayamam, onunla yaşayamam. Tabii tabii. Aynen. Şimdi bunların hepsinin de yeteri kadar parası var. Dakika, bak Trabzonsporlular çok bana yazıyorlar. Birkaç tane Trabzonspor'dan da transfer gelişmesi vereyim. Kızıyorlar sonra. Gönül koyuyorlar. Hemen söylemek istiyorum. Sevgili moderatörüm izin veriyorsan. Tabii. 2 dakika. Tabii. Şimdi Trabzonspor'da da tabii teknik direktör başkandan onay aldıktan sonra 6 ya da 8 transfer yapacaklar. Şu anda santrafor transferine yoğunlaştılar. Bupenza ve Petković listede. Oršić'le de zaten de anlaşmak üzereler. Oršić, 2 santrafor alacaklar. Onu söyleyeyim. Maxi Gomez gidiyor. Çok büyük bir ihtimalle maliyeti yüksek olduğu için. Görüşülen isimlerden biri Bupenza. Öncelikle satın alma opsiyonu, kiralama teklifinde bulunacaklar. Oyuncu Türkiye'ye dönmek istiyor zaten. Diğeri Petković. Petković'i hoca çok istiyor. Evet, Zeki, tanıdığı oyuncu olduğu için. Oršić'i de istiyorlar. Evet. Büyük bu transferler bitecek. Yunanlı oyuncuyu zaten Panathinaikos'un kaptanıyla anlaştılar. Onları söyleyelim. Trabzonspor'da hoca bildiği savaşçı, maliyeti çok yüksek olmayan ama takım dokusuna uyan oyuncularla. Yani çalışacak ve Avrupa'sı olmamasına rağmen Haziran ayı bitmeden kampa götürecek oyuncuları. Yani öyle bir yükleme yapacak ki sezona savaşan, müthiş bir Trabzonspor girecek. Ha, şampiyon olur olmaz o ayrı konu ama göze hoş gelen futbol oynayacak. Kaybederken de savaşan bir Trabzonspor. Yani taraftarın alkışlayan bir takım için çalışıyorlar. Başkan da çok çalışıyor. Tabii kadro maliyetini biraz düşürmeleri gerekiyor. Orada bayağı düşürdüler. 28 milyon euro seviyelerine çektiler. Orada 2 tane daha çok yüksek maliyetli tabii, oyuncu var. Onları da tabii yollarsalar bayağı evet, işleri kolay. Bartra ile Maxi Gomez gittikten sonra bir de Denswil gidecek. Onlar gidince 15 yüksek milyon euro biraz şey olacak oradan rahat. Ama gelen oyuncular olacak. Ama yine de maliyet çok düşecek. Çok düşer. Aynen. Evet. Şimdi bu arada az önce galiba menajeri konuşmuş Talişka'nın. Galatasaray'la ilgili haberler şu an için gerçeği yansıtmıyor diyor. Yani bir Galatasaray adı çıktı. Evet. Ama tabii belli olmaz. Zeki abi söyledi. Ne için? Talişka Galatasaray. Ha, Talişka için menajeri bunu söylüyor. Vardı. Menajeri her zaman söylüyor. Ama Galatasaray'ın ilgilendiği de bir gerçek. Ama menajeri yani Talişka cephesi de bir Beşiktaş'ı ümitlendiriyor. Öyle bir şey yok. Hocam menajerler burada ne yapıyor biliyor musun? Beşiktaş'a gitmesin diye tabii. Zeki pardon lafını kestim. Al Nassr kulübüyle görüşüyor. Sonra menajeriyle görüşür. Yani menajeri konuşuyor da yani. Galatasaray'ı devreye sokuyorlar ki Beşiktaş bir an önce tabii, eline çabuk tutsun. Yani tabii, kızıştırıyorlar. Tabii. Menajerler Türkiye'ye geliyor, başlıyorlar. Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon devam ediyorlar. Peki hocam teknik bir soru. Şimdi Beşiktaş taraftarı çok istiyor tekrar görmeyi Talişka'yı. Ya işte onun pozisyonunu hazırlıyorlar. Aynen Beşiktaş da istiyor tabii ki. Son 5-6 senesine bakalım. Beşiktaş'tan gideli 5-6 sene oldu galiba değil mi? Bu sene Jokolat'tı. 2016. Hadi 4 daha fazla. 2000 yok. Şenol Hoca dönemindeydi en son. Ona göre hesaplayın. 6 senesi. Son 6 senesi hocam. Çin ve Arap Ligi'nde geçirmiş 5 futbolcuya yıllık 5-6 milyon euro verir misin? Yani o verilir. Risk değil mi? Risk değil. Değil mi? Aboubakar'ı nereden aldın? Ama Aboubakar orada o kadar çok vakit geçirmeden geldi. Ve Aboubakar tamam, kendini toparlayabiliyor. Talişka da orada tuttu. Başarılı oluyor. 27 maçta 21 gol atmış bu sezon. Evet. Talişka. Yani Ronaldo 35 maçta 17 gol. Performansı hala daha yüksek. Çok abi. Çünkü istatistiklere karşı müthiş istatistiği var. Hani, tabii para çok yüksek olunca zaten iyi de olsa alamaz. Ama Şenol Hoca'nın zaten düşüncesinde bir 10 numara oyuncu zaten Talişka gibi. Onun keşke gibi gelse istiyor. Diyor Şenol Hoca. Onun gibi istiyor tabii ki. Ama ben şunu söylüyorum. Biraz da taraftar hesap kitap yapıyor. Şu oyuncuları 4'ü süre almıyorlar. topla paralarını. Talişka'nın yıllığı çıkıyor. Onlara vereceğini bir Talişka'ya al diyorlar. Tabii doğru söylüyorlar. Çok doğru. Talişka Beşiktaş'a gelsin. Beşiktaş şampiyon olur. Fenerbahçe'ye gelsin. Fenerbahçe şampiyon olur. Galatasaray'a gelsin. Galatasaray şampiyon olur. Ahmet Hocam burada şark koyuyor. İtiraz ediyor. Bakışından anladım. Mimiklerinden anladım. Zaten şampiyon oldu. Hayır. Önümüzdeki yıl da olur diye dedim. Yani. Avrupa şampiyonu ya, olur. Pardon. Lig şampiyonluğu demedim. Yanlış anlama Galatasaray. Avrupa şampiyonu olur dedim ben. Avrupa şampiyonu. Avrupa Ligi şampiyonu. Şampiyonlar Ligi değil. Avrupa Ligi şampiyonu. Avrupa Ligi şampiyonu. Talişka'ya alsın Galatasaray. Çünkü şu anki kadroya. Serbest vuruşu iyi kullanan oyuncu çok az Galatasaray'da. Bir tek Kerem Aktürkoğlu var. Yani duran topları çok iyi kullanan bir oyuncuya ihtiyacı var Talişka gibi. Olur mu kullanıyor ya orta sahada. Oliveira mı? Yok be, onu da ataşa vurdu. İlk başlarda iyi kullanıyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Sonra kullanamadı ya. Sonraki dönemlerde arkadaşlar, kötü kullandı. Bir şampiyon olmak için yöneticilerin harcadığı paralar. Tabii harcayacaksın hocam. Başka türlü olmuyor ki. Geçen geceler teknik adam gözünü kırpmadan, yemek bile yemeden bütün sene yaptığı taktikler, futbolcuların karda kıştaki çalışmaları, taraftarın fedakarlıkları hepsi boş. Bir Talişka gelecek seni Avrupa şampiyonu yapacak. Kadro iyi zaten hocam. Vay be. Oo. Hocam ya, peki şuna ne diyorsun? Doğru, hocam şuna ne diyorsun? Guardiola gelirse Galatasaray'ı şampiyon yapar mı? Ya Guardiola bakın, herkes şampiyon. Avrupa şampiyonu ya, bu arada lig şampiyonu zaten. Sevgili Zeki abartmayalım bakın. Guardiola tek ben şunu diyorum bakın hiçbir teknik direktör tek başına bu işi yapamaz. O mu çıkacak oynayacak ya? Yapar. Onun ama bir takıma ihtiyacı var. Onun bir yönetime ihtiyacı var. Ama onun bir ortaya çıkıyor hocam. Onun bir taraftara ihtiyacı var. Sen niye çarpıtıyorsun her şeyi? Hayır. Guardiola futbolun içinde olan insanların emeklerine hocam, saygısızlık ya. Hayır o zaman Guardiola bugün kalkmış. Çok önemli oyuncularla şimdi, başarılı oluyor anlamında çıkıyor burada. Hayır ben demin ne dedim? Anketler. Guardiola bu sene Arsenal'ın o gençliğin dinamizmiyle harikalar yarattığı bir sezonda geriden gelip Arsenal'ı geçerek haklı bir şampiyonluk elde ettiği gibi Arsenal verdi o şampiyonluğu. Bu akşam belki de Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak. Evet. Guardiola'nın buradaki payını ben demin teslim ettim. Guardiola bir takımı şampiyon yapamaz demedim. Ben diyorum ki günümüzde tek başına hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Peki bak, gelsin anketler. Bu programı bile Onur tek başına yapmıyor. Bizle beraber yapıyor hep birlikte. Verelim anketleri. Bak Torret yapamadı yardımcısı. Evet Şampiyonlar Ligi'ni hangi takım kazanır? %64. Manchester City %36 Inter bu anketi. 60 ya Manchester City değil mi? Yok, 66'dan 64'e 36. Fenerbahçe Başakşehir anketimiz de gelsin. Başakşehir %62 ile kazandı. Fenerbahçe %38. Gerçekten ben yanılmadım. Enteresan. Onur ben yanılmadım. Bu anketleri tersi çıkabilir bak bu akşam. Peki. Neyle veda edeceğiz? Önce hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli. Yaklaşık 2 saat oldu. Son Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçıyla sizlere veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Bir şey mi diyecektim? Bir dahaki programda o zaman. Hoşça kalın.